Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı diyetisyen Elif Topuzülkü, WorkTürk'e konuştu. Bayramda beslenme ile ilgili bilgiler verdi, bayramda beslenme nasıl olmalı sorusunu yanıtladı, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Şimdi öncelikle tabii Ramazan'dan çıktık. Yoğun bir oruç dönemi vardı, uzun da sürdü. İnsanlar tabii hem öğün sayısı artacak hem de tatlı istekleri had safhada. Ramazan'da da biraz onu giderdiler ama bayramda tabii nedenleri de var. Tatlı bayramı yemek isteyeceklerdir. Beslenme nasıl olmalı? Tabii biz sabahtan başlayacak olursak muhakkak kahvaltıyla başlanması gerekiyor. Biz hep diyoruz zaten ilk öğününüz ne olursa olsun kahvaltı olsun. Kesinlikle sulu yemeklerle başlamayın. Kahvaltı içerik olarak birazcık işlenmiş etlerden uzak, yani neyi kastediyoruz? Salam sucuk tarzı grubu değil de daha çok böyle yumurta, peynir gibi kaliteli proteinlerin olduğu, ekmek tercihi olarak esmer ekmeklerin tercih edildiği bir düzen istiyoruz. Tabii öğün sayısı biraz artıyor. Bundan dolayı da biz oruçta biraz kilo vermeyi de toplum olarak sevdiğimiz için bunu korumak istiyoruz. Verilen kiloları almamak istiyoruz. O noktada da o ara öğünlerin biraz kademeli arttırılması çok önemli içerik olarak. Ara öğünlerin içeriği de genellikle bir meyve grubu, kuru veya taze. Yanında da süt grubunun kombini veya kavrulmamış yemişler olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Öyle bir akşam yemeklerine gelecek olursak içerik olarak da bayramda misafir ağırlamayı sevdiğimiz için veya kendimiz gittiğimiz için içerikler birazcık geniş oluyor. Tek bir yemeğe bağlı kalınmıyor, birkaç çeşit oluyor. O noktada biz biraz porsiyonların küçülmesi, yani bir porsiyon değil de belki yarım çeyrek porsiyon ve 2-3 besinin bir arada bir aşçı tabağı haline gelmesini istiyoruz. En önemsediğimiz noktada karbonhidrat alımının belli sınırlarda kalması. Neyi kastediyorum? Mümkün olduğunca ekmek, çorba ve pilav makarnanın herhangi birinin tercih edilmesi, beraber tüketilecekse de gene aynı şekilde yemekle ana yemekte olduğu gibi porsiyonların ufalmasını istiyoruz. Diyetisyen Elif Topuzülkü özellikle kronik hastaların bayramda tatlı tüketimine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı, uyarı ve önerilerini paylaştı. Çocuklarda bizim en çok önemsediğimiz şey gelişimin durmaması. Ama bayramda tüketilen kalabalık grup genellikle yağlı ve tatlı grubu olduğu için bu direkt gelişime sekte vuran bir durum. Onların tercihini biraz daha düşük oranda yapılmasını istiyoruz. Önemli olan tabii yetişkinlerde metabolik hastalıklarda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü oruçta şeker biraz regüle olmuş oluyor, düzelmiş oluyor. Özellikle şeker hastaları oruç tutmak istediğinde şekerde biz iyi düşmeler görüyoruz. Düzenli bir diyetisyen kontrolünde yapıldığında Ramazan. Ama burada tabii öğün sayısı artınca, tatlı ihtiyacı da bir anda başlayınca ve bunu işte baklavadır vesairedir bunlardan, şerbetli tatlardan almaya başlayınca şeker bir anda yükseliyor. Bu nedenle biz genellikle metabolik hastalığı olanlara bol su tüketimi, özellikle Ramazan'dan kalma bir düşük tüketimle beraber bol su tüketimi ve şerbetli tatlılardan değil de biraz da muhakkak tüketilecek ama 4 gün içinde 2 gün tüketiliyorsa bunun en azından yarısı sütlü tatlardan yana olsun. Şerbetli tatları biraz daha geri planda, özellikle şeker hastalığı için bu şekilde beslenilmesini istiyoruz. Tabii burada özellikle ben karşıdaki dinleyicilerimizin aklında bir şey oluşsun diye söyleyeyim. Bir ağız, yani lokma şeklinde yutabileceğimiz baklava yaklaşık 2 dilim ekmek kalorisi içeriyor. Yani ona göre hesabımızı yapıp porsiyonlarımızı ona göre ayarlarsak en azından daha sağlıklı bir süreç yaratmış oluruz.